Değerli dostlar selamlar. Seriyi genel anlamda bir toparlamak gerekirse ilk videomuzda ağın tanıtımını, kullanılan araçları ve az çok planladığımız yapıdan bahsettik. İkinci videoda da işte ağda olası bir sıkıntı durumunda, bir domainin indeks almaması gibi durumlarda yeni domain seçimini nasıl yapıyoruz? İşte bu seçimi gerçekleştirirken expired domains'i nasıl kullanıyoruz gibi sorulara yanıt verdik. Üçüncü videomuzda da genel bir optimizasyon konusundan bahsettik. İşte cPanel tarafındaki optimizasyonlar, Lightspeed, işte PerfMeters'ın buna entegre olması, işte kullandığımız tema SmartMac'ti. SmartMac'teki birkaç ayarı gösterdi ki konuyla alakalı çok daha kapsamlı bir video kanalda mevcut. Ve son olarak da serinin 3. videosunu makale güncelleme stadisiyle bitirdik. Serinin 4. videosunda da hazır eklentilerden bir yola çıktık. Yani işte PerfMeters'ı, Lightspeed'i vesaire tekrardan bir gösterdik. Serinin 4. videosunda da işte bu tarz paravan yapılarda, yani blog siteleri gibi sitelerde ne tip şema yapıları uygulanabilir, hangi yapılar kullanılabilir gibi konudan bahsedeceğim. Belirttiğim gibi normalde bununla alakalı benim bir YouTube videom vardı ama burada ben bunu check ettim, bulamadım. Şema ile alakalı bir 18 dakikalık videom var. Onda da sadece yapıları falan böyle genel olarak bir anlatmışım. Normalde Cosborg'da da bu konuyla alakalı bir yazım vardı ama o yazıyı da kaldırdım. Sebebini de bilmiyorum. Şimdi konuya girecek olursak şöyle ki değerli dostlar. Mesela örnek veriyorum. Cosborg'da Windows 10 ürün anahtarı bedavayla alakalı bir içeriğimiz mevcut. Bu içeriğin read snippet sonucunda makale, içerik haritası ve SSS algılanmış. Şimdi bu konuyla alakalı dediğim gibi geçmiş dönemlerde videoları ürettim ama genel olarak bir kavramı ele almak gerekirse makale yapısı zaten her blog sitesinde olması gereken bir yapı. Makalenin içerisine girdiğimizde bakın gördüğünüz gibi blog posting seçili. Yani bu bir blog içeriği. Article var bu konuyla alakalı. Bir de haber sitelerinde kullanılan news article ibaresi var. Yani 3 tip article yapısı var. Burada type olarak bahsediyorum. Blog sitelerinde blog posting kullanılıyor. Haber sitelerinde dediğim gibi news article, normal düz sitelerde de yine article kullanılabilir ama ben genellikle blog posting taraftarıyım. Makaleler yapısı da değerli dostlar RankMath'ten geliyor. Siz RankMath'i kurduğunuz senaryoda herhangi bir işlem yapmasanız da bu yapı beraberinde geliyor değerli dostlar. Mesela şurada RankMath SEO'nun pano kısmına gidelim. Burada başlıklar ve meta alanına geldik. Yazılara geldik. Bakın burada gördüğünüz gibi blog gösterisi zaten seçili. Default ayarlarda böyle gelir. Hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Videoları otomatik algılar. Bu da önemli bir konu. Eğer içeriğin içerisinde video varsa bunu da otomatik olarak algılar. Burada dediğim gibi yapmanız gereken bir işlem bulunmuyor. Default ayarlarda zaten bu geliyor. Şu olabilir. Örnek veriyorum, bazı temaların içerisinde article şemaları olur. Mesela Jannat'ta olur. Bu Smart Mac'te de var. Yine şu an pek aklıma gelmiyor ama JNIF'de falan da olabilir. Böyle article yapıları olur. Eğer temadan kapatabiliyorsanız temadan kapatın. Kapatamıyorsanız da RankMath'ten kapatın. Yani ikisinden birinden mutlaka kapatmanız gerekiyor. Çünkü çift yapı, yani çift beraber benzer birebir aynı iki tane yapıyı kullanmak çok mantıklı değil. Bu yapıda alınan temel hata da şudur. Şurada yazar bölümü genellikle devre dışı bırakıyor bazı arkadaşlar. Niye bırakıyorlar onu da bilmiyorum. Bu devre dışı bırakıldığında şurada bir uyarı olur. Şimdi gelelim içerik haritası yapısına. İçerik haritası yapısı da yine RankMath'ten sağladığımız bir yapı. Şurada gezinti bağlantıları bölümü. Bunu aktifleştirdiğinizde yine bu yapı gelir. Yine belirtiyorum, bazı temalarda da bu yapı kesinlikle geliyor. Çift yapıyı düşmemeye çalışın. Bunu da kapatın. Bunda da yapılandıracak herhangi bir işlem yok. Bu ayarı açıyorsunuz. Akabinde de kategorileri göster demeniz yeterli. Şurada değerli dostlar mevcut yazımıza bir gidelim. Yapıya nasıl uyguladık ona bakalım. Benim tavsiyem WordPress'te kesinlikle ve kesinlikle Gutenberg yapısını kullanmanız. Gutenberg WordPress'in şu anda yeni nesil editörü. Ben klasik düzenleyici taraftarı değilim. Onun da bilgisini her zaman zaten söylüyorum. Gutenberg'le alakalı da zaten yine YouTube kanalımızda çeşitli videolar mevcut. SSS yapısını burada biz yine RankMath'le yapmışız. Yapıyı yapmak çok basit arkadaşlar. Şurada artı butonuna bastık, FAQ'ya tıkladık. Soru kalıbı burada geldi, cevapladık. Bu kadar. Yani bu yapıyı yapmanın başka hiçbir zorluğu yok. RankMath'te eğer şema kalıpları açıksa ki default ayarlarda açık gelir. Burada Gutenberg'te şu işlemi yapmanız yeterli. SSS'te bu şekilde yapılıyor. Konuya gelelim. Mesela bu içeriğe resim lisansları yapısı eklenebilir. Ben resim lisansları yapısını bir dönem hata aldığım için kapattım. Ama
değerli dostlar, kesinlikle benim tavsiye ettiğim yapıların başında geliyor. O da şöyle yapılıyor. Şema Pro'dan yapılıyor. Resim lisansları yapısı Revit'te maalesef yok. Ettiğim butonuna bastık. Image License'ı seçtik. Burada geldik değerli dostlar. Yazıları seçtik. Burada herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Burada çeşitli alanlar karşımıza geldi. Fixed Text alanlarına geldik. Şurada sayfa linklerimiz bizim için önemli. Gizlilik politikasını kopyaladık. İlk alana yazdık. İkinci alana da iletişim sayfamızı yazdık. Daha sonrasında kredi text bölümüne author URL. Biz bir organization yapısıyız. Yani kendimizi öyle gösterdik. Normalde person ama ben o şekilde şey yaptık. İbare ettik kendimizi. Creator'a gerek yok. Şurada da author URL'i seçtik. Güncelle butonuna bastık. Change'i temizledik. Geldik değerli dostlar. Tekrardan bir test yapıyoruz. Gördüğünüz gibi resim meta verisini de değerli dostlar şu anda biz web sitemize entegre ettik. Profil sayfası. Şöyle bir şey yapalım. Burada ne tip kodlar kullanmışız? Arkadaşlar bunları ben genellikle hazır web sitelerinde, yani bir web sitesinde görüyorum bu yapıyı veya işte örnek veriyorum. Burada çıkan yapı ne? Şöyle bakalım, profil sayfası. Profil sayfası şema diyorum. Burada zaten yapılandırılmış veri örneği bizim karşımıza çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Burada JSON formatında bize bir yapı gelmiş. Ben bunu editliyorum. Yani işlem aslında bu kadar basit. Ben bunu editliyorum. Burada bazı alanları değiştirmişim. Mesela ne demişim? Date create. Buraya sitenin kuruluş tarihini girmişim muhtemelen. Kendi type'ım organization demişim. Name'e Kozba demişim. Alternatif name'e Doğukan Kozba demişim. Identifier alanını değiştirmemişim. Burada da değerli dostlar aşağı yukarı hiçbir şeyi değiştirmemişim. Yani alanı değiştirmemişim. Ama ne hikmetse image kısmında yeni medyanın şeyini kullanmışız. Onu düzeltelim. Orada bir hata yapmışız. Şurada resimini seçtik. Şunu tekrardan kopyaladık. Instagram, LinkedIn'i koymuşum. Sosyal medya bağlantısı olarak. Aslında Twitter'la şey de ekleyebilirmişim. Yani YouTube kanallarını da ekleyebilirmişim. Hatta ekleyelim. Şunu şöyle kopyalayalım. Şuraya Twitter'ı girelim. Şuraya da YouTube'u girelim. Şimdi ben bu hazır kodları değerli dostlar şeyde paylaşacağım. Bunları ben normalde GitHub'da paylaşıyorum ama Kozborg'un yazısında paylaşacağım. Bunu içerik olarak yayınlayacağım ben bunu. Bugün bunun içeriğini yazmayı planlıyorum. Video ile beraber bunun da içeriğini şey yapacağız, planlayacağız. Şöyle bir tekrardan şeyci yenileyelim. Profil sayfası. Şimdi gelelim konuya. Profil sayfası nedir? Arkadaşlar yazar sayfalarında bunu yapabilirsiniz. Ve hakkımızda sayfalarında bunu yapabilirsiniz. Burada zaten yapının mevcut açıklaması var. Diyor ki içerik üreticilerinin kendi bakış açılarını paylaştığı tüm siteler için tasarlanmıştır. Google aramanın içerik üreticiyle ilgili bilgileri, sosyal medya kullanıcı adı, profil fotoğrafı, takipçi sayısı gibi vurgulamalara diyor yardımcı olur. Yani dediğim gibi bu yapıyı kendi web sitelerinizin hakkımızda sayfasında veya işte yazar sayfalarında kullanabilirsiniz. Ben bunu genellikle tavsiye ediyorum. Örneğin makale ve yemek tarifi yapılandırılmış verilen yazılar vardır. Tartışma forumunda yazılar vardır demiş. Şimdi gelelim. Bakın hataya düştük mesela burada. Şu Twitter kısmında bir kodda hata yapmışız. Ne yaptık? Onu da şey yapalım. Bakın burada şu virgülleri unuttuk. Genellikle JSON formatında şöyledir. Alt alta sıralanacak olanlarda virgül vardır. Sonuncuya virgül koyulmaz. Hatta şunu test sonuçlarına gelelim. Şurada yapıyı tekrardan yapalım. Şurada da tekrardan yenileme yapalım. Gördüğünüz gibi yapıda herhangi bir hata olmadan değerli dostlar yapıyı getirdi. Şimdi ne dedik? Hakkımızda sayfasına özel bir yapıdır bu. Onun dışında makale, içerik haritası, SSS, resim meta verisi. Bir de varsa içeriğin videosu, ki videoda da zaten Revit SEO'nun pro sürümünü aldığınız senaryoda video site haritasını açtığınızda işte video site map'i gelir. Onun dışında videoyu içeriğin içerisine koyduğunuzda otomatik video yapısını zaten algılayıp onu video şema haline getirir. Onun dışında blog sitesinde şema yapısı olarak ne kullanılabilir? Belki arkadaşlar şu kullanılabilir. Şema pro alanına geldik. Burada ettiğim butona bastık. Software application olabilir. Software application ne? Ona gelelim. Şurada mesela ne diyelim? Target rule diyelim. Yok, target rule demeyelim. Specific page diyelim. Bizim KM Spico diye bir içeriğimiz var. Bu bir yazılım. Software paylaşıyoruz biz burada. Şimdi alanlara geldik. Application name title. Tamam. Application type. Fix option dedi. Şimdi bunun type'ı ne? Yani bu eklentinin olayı ne? Mesela driver app. Yani olabilir sonuçta.
driver güncellemiyor ama Windows'u güncelliyor KM Spico. Seçtik Operating System. Buraya arkadaşlar mesela Windows yazalım. Mesela Windows 10. Price'e geldik. Fixed number 0. Herhangi bir şey yok. Fix option dedik. Şurada da Turkish Lira'yı seçelim. Turkish Lira. Application Image. Featured Image diyelim. Rating'e de fix bir rating verelim. Review count'a da 3 diyelim. Şimdi güncelledik KM Spico içeriği için. Şimdi geldik KM Spico içeriğine. Tıkladık. Bunu aldık. Burada bir teste tabi tuttuk. Bakalım yaptığımız yapı çıkıyor mu? Software Application genellikle APK ve program sitelerinde kullanılan bir yapıdır. Onun dışında dediğim gibi blok tarafında benim çok aklıma gelen işte ne bileyim kullanılması elzem olarak gördüğüm bir yapı yok. Bakın gördüğünüz gibi yazılım uygulamaları yapısı geldi. Yorum snippetleri yapısı da geldi değerli dostlar. Şu anda kaç yapı oldu? İşte 6. Videoları eklerseniz 7. Yani 7 yapı bir blog sitesinin içeriği için zaten oldukça yeterlidir. Bunun içinde dediğim gibi yani Redmat Pro'da zaten article ve breadcrumb yani içerik haritası yapıları geliyor. Onun dışında işte Schema Pro'yu da alırsanız nedir? Resim lisansları koyabiliyorsunuz. İşte APK sitesiyseniz veya program indirme sitesiyseniz de software application'ı koyabiliyorsunuz. Onun dışında Schema Pro ile işte ekstra sayfalarınız, o profil page yaptık ya, onun gibi yapılar arkadaşlar entegre edebiliyorsunuz. Ama bunun dışında çok elzem değil. Yani dediğim gibi Schema Pro da aslında tam anlamıyla elzem değil. Schema Pro faydalı bir yazılım. Güzel bir eklenti. Zaten şeyin Astra 2000'in bir eklentisi. Çeşitli yapılar şey yapıyor. Yani entegre edebiliyor başarılı bir şekilde. Ama blog sitesi için çok elzem mi? Ekstra bir olay. Yani bunu da buradan belirtmiş olayım. Bu eklentinin satışını yapan bir kişi olarak da bunu net olarak söyleyeyim. Bu videomuzda da aktaracaklarımız bu kadardı. Yani yine serimiz itibariyle blog sitelerinde kullanmanız gereken elzem yapıları sizlere aktardık. Yazılı anlatımda da ben yine birkaç farklı yapıyı da sizlerle paylaşacağım. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.